Evet arkadaşlar, bugün İzmir Buca'da yer alan bir Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ndeyiz. Niye baktın suratıma öyle? Kameramancı. Gel, sen gelmeyeceksin. Merhaba, merhaba. Merhaba demek istemiyorum belki ben. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben normal bir YouTube'cu muyum ya? Yanımda müze yetkililerimiz var. Sevgili Ahmet. Merhaba Ahmetciğim. Merhabalar efendim. Ve... Merhaba Yağmur. Yağmur Hanım. Ben isim özürlüsü olduğum için unutuyorum genelde bunları. Arkadaşlar, burası Türkiye'deki ilk ve tek bayrak bilim müzesi, değil mi? Burada Türk bayrağının tarihi ve buraya bağışlanmış çeşitli Türk bayraklarının sergilendiği bir müze. Şimdi bu müzeyi birlikte gezeceğiz ve bize bu müzeyle ilgili detayları arkadaşlarımız verecek. Hadi gelin hep birlikte gezelim. Dön bakalım kameramancı. Efendim, şimdi biz tabii ki müzeyle ilgili sıfır bilgiye sahibiz. Yanımızda Ahmet Bey var. Müze yetkilimiz bize hem müzeyi tanıtacak hem burada neler var onlarla ilgili bilgiler verecek. Merhabalar. Merhabalar. Valla gücü de düştü, boşver. Evet, sizi dinliyoruz. Öncelikle müzemiz bir Levanten Köşkü İngiliz Barf ailesine ait. 1892 yılında yapılmış ve müzenin her şeyi orijinal gördüğünüz üzere her katta farklı şömineleriz var. Ve seramikleri, işte üzerindeki işlemeleri falan hepsi farklı. Bir tek bu odada istisnamız var. İki tane şömineleriz var. Yani bu odanın büyüklüğüne göre değişiyor tabii. Evet. Alt katta mahzenimiz var, onu da söyleyeyim ben size. Şarap mahzeni olarak kullanılıyor. Şarap var mı? Tabii, şarap mahzeni. Evet. Maalesef. Böyle şeyler söylemem. Yan tarafta bir kilise var. Yani Buca'nın ilk kilisesi olarak geçiyor. Fakat şu an yıkık bir harabe halinde. Bu mülkün içerisinde mi? Yok, bu mülkün içerisinde değil. Bir yan tarafta o Kızılay şu an aldı orayı. Ve bu kilisenin etrafına normalde köşkler yerleşiyor. Ve Roma'nın eski tarihine bakarsanız Rumlar var genellikle. Onlar da Hristiyan. O yüzden kilise var aslında. Ve Türkiye'de, yani Osmanlı zamanında Buca'ya hep böyle İngiliz Levantenler, işte İtalyan Levantenler, Fransızlar falan yerleşiyor. Onlar da Hristiyan olduğu için Buca'ya yerleşiyor aslında. Yani öyle diyebilirim size. Peki şimdi bu müzede sadece Türk bayrağının tarihiyle ilgili mi? Tabii. Türk bayrakları var. Daha sonrasında işte Türk bayrağındaki o ayrıntısı nerelerde kullanılmış. Ve işte seramiklerimiz var. Bunlar örnekleri. Tabii. O zaman hadi gelin biraz müzeyi gezelim. Buyurun. Bir tane Osmanlı Harp Madalyamız var. Bu Osmanlı Harp Madalyası işte Birinci Dünya Savaşı'na kadar kullanılmış. İşte o askerler, Osmanlı'dan kalan askerler olduğu için genellikle onlara ithafen verilmiş madalyalardan bir tanesidir. Bir de İstiklal Madalyası var. Tabii, evet. Evet, İstiklal Madalyası da yine Kurtuluş Savaşı sonrasında gazilerimize verilen madalya. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de sahip olduğu madalyalardan bir tanesidir. Resimde de zaten üzerinde görüyoruz. Evet. Bu madalyanın 3 farklı çeşidi var. Bir tanesi burada gördüğümüz kırmızı kurdeleli madalya. Bu madalya savaşta gazi olan askerlerimize verilen. Beyaz kurdeleli olan da savaşa her türlü katkıda bulunan vatandaşlarımıza verilen. Mustafa Kemal Atatürk'ün üstünde gördüğümüz yeşil kırmızı kurdeleli olan madalya ise devlet adamı olmuş savaşta gazi olan devlet adamları verilen. Bunlar orijinal madalyalar. Evet. Müzeye bağışlandı galiba. Evet, Profesör Doktor Nüket Tokar. Evet, rektörümüz tarafından bağışlandı. Kahramanlık madalyaları da altında sergileniyor. Üzerinde bu arada Osmanlı Harp Madalyası'nın bir tuğra var. Hani Osmanlı zaten bildiğiniz üzere. Ve burada da bir tane güneş var. İstiklal Madalyası'nda. O güneş de işte bizim Türkiye'nin yeniden doğuşunu temsil ediyor aslında. Yani evet. Türklerin tekrardan doğuşunu temsil ediyor genel olarak. Bunu da söyleyebilirim, ekleyebilirim. Gezmeye devam ediyoruz, gelin. Burada üzerinde ay yıldızlı olan bir tuğla var. Bu çok dikkatimi çekti benim. Bu nedir bu tuğla? 20. yüzyıldan kalma bir evet, bu da yine Osmanlı'nın son dönemlerinde kullanılan bir tuğla. Şimdi Osmanlı zamanında ve Buca'da aileler hangi millete ait olduklarını evlerin üzerine koydukları tuğlalarla gösterirlermiş. Zaten eski Poça'da ve Buca'da gezdiğiniz zaman Yunanca çok farklı kapıların girişlerinde tuğlalar görürsünüz. Aynı zamanda Osmanlı ve Türkler ay yıldızı koruyuculuğuna inanırlarmış. O yüzden evlerinin girişlerinde ay yıldızı bezeminde tuğla kullanırlar. Bir de burada çok özel bir bayrak gördüm ben. Onunla ilgili de bir yanmak istiyorum size. Sanırım oldukça
keskin ve çok özel bir şey diye söylediğini çekti. Bu bayrak gizlice dikilmiş ve 9 Eylül 1922 gününde kullanılmış. Evet. Bizzat 9 Eylül'e şahitlik etmiş bir bayrak galiba. Evet. Bu da bir Gazi bayrağımız. Biz savaş görmüş, savaşa tanıklık etmiş bayraklarımıza Gazi bayrak diyoruz. Kendisi Sayın Şükrü Tül hocamızın bağışıdır. Gizlice dikilen bayraklardan bir tanesidir. Üzerindeki ay ve yıldızlar daha sonra işlenmiştir. Evet, detayları gösterelim izleyicilerimiz. Hiçbir şey görebilmemiş çünkü zaten o zaman daha Türk bayrağı kanunu çıkmadığı için o yüzden birazcık farklı ölçülerde görebiliyoruz. Üzerinde farklı kan lekeleri yine bulunmakta. Aa evet, şu an dikkatimi çekti. Evet, bayrağımızın üzerinde bir de şey kalpak var. Şurada ayrıntıya bakarsanız şu an bir Kur'an-ı Kerim izi göreceksiniz. Ha bir şurada. Bir renk geçişi var görüyorsunuz. Evet. Evet. Yani bayrağı aslında bir korumak için bir sembol. Ve ayrıca bayrak görüyorsunuz hani yamalanmış. Normalde bayraklarımız yamalanmıyor fakat o zaman çok özel. Tabii. Hani savaş gördüğü için savaş zamanında da böyle elimizde imkanlar çok kısıtlı olduğu için yamalanıyor tabii. Evet, burada bir de süngü var. Bu da orijinal galiba. Aynen öyle. Adnan Güler'in tarafından bağışlanmış bir süngü. Çanakkale Savaşı görmüş bu arada. Yani arkasında zeytin dalımız var. Bu süngü savaşı temsil ediyor. Ve arkasındaki zeytin dalımız da barışı temsil ediyor. Hani biliyorsunuz Artemis tarzında, işte Apollon tarzında savaş, barış, işte güneş tanrısı tıktan falan. Onları biraz daha şey yapıyor yani andırıyor bu görünümle. Öyle diyebiliriz. Evet, dokunabilir miyim? Hatta ucundan. Çok ucundan. Çok ucundan. İnanılmaz ya, oğlum. Çok çok güzel böyle bir şeyle tanıklık etmek. Bunlara yakın olmak. Vay. Çok güzel bir yere geldik şu an. Burada çeşit çeşit. Seramikler var sanırım. Farklı farklı seramiklerimiz var. Bakımlarımızda bütün şeflerimiz sergileniyor. Kırmızı kanalımız için biz buraya kırmızı salon veriyoruz. Kırmızı salon, evet. Çok güzel detaylar var. Evet. Bunlar genel olarak yemek için kullanılmamış. Evet. Daha çok süs, yani metinlerimizi biliyorsunuz. Türkler bir şey sembol bu. Gerçekten tanıdık yani. O yüzden onlar da genellikle kullanılmış. Bazen duvarlara sıkıştırdı. Ama bir görsel düzen yaratılmış yani evlerde, bir renk almış hepsi. Evet, hepsinde de ay yıldız teması var. Tabii. Yani Osmanlı'yı da bir yandan unutmamışlar. Şimdi burada yeşil rengi de kullanmışlar, kırmızıyı da kullanmışlar, tabii mavi de var. Osmanlı sancakları da biliyorsunuz. Evet. O yüzden farklı farklı renkler kullanmışlar. Hemen arkanızda gördüğünüz üzere Osmanlı yazı yazıyor burada. Aa evet. Yani, çok bayramlarımız. Evet, aynen öyle. Ve içerisinde afiyet olsun efendim yazıyor. Öyle mi? Tabii. İki tabakta aynı örnekler zaten. Yine bu kasenin etrafını döndürerek şekilde bu sefer kullanmışlar. Yine orada da afiyet olsun efendim yazıyor. Çok güzel bir örnekler. Aynen öyle. İnce düşünceler. Hemen burada zafer süslerimiz var. Burada 4 tane zafer süslerimiz var. Bir tanesi ışıksız olmak üzere. Cumhuriyetinin kuruluşunun 10. yılına özel yapılmış, üretilmiş ve o zaman kullanılmış. Ve daha sonrasında yapılıp kullanılmamış bir zafer takları. Bunlar o yıl özel yapılmış sadece. Onlar o zamanın günümüze kadar da kurulmuş. Tabii çok güzel. Kurulmuş. Efsane güzel. Bunu mutlaka görmelisiniz. Müzik
kadınlarımız için ayrılmış bir bölüm. Ve kadının savaşta olmasaydı biz bu savaşı kazanamazdık. Kesinlikle. Onların kesinlikle mühimmat desteği. Yani özellikle duygu, motivasyon desteği önemli. O yüzden burada mesela sandıklarımız var. Bu sandıklar falan da orijinal değil mi? Sandıklar tabii ki orijinal. Hatta gördüğünüz gibi İstiklal Zafer Takı var. Ay Zafer Takı evet. Demişim, pardon. İstiklal neydi? Anıtı. Anıtı. İstiklal anıtı var üzerinde. Ve bayraklar biliyorsunuz Yunan işgali zamanında kendimiz otomatik olarak dikemiyoruz yani manuel bir dikişimiz var. Ve kadınlar işte ona göre sandıklarda bu bayrakları dikip saklıyor. Yunanlar işgal ettiler. Yunan bayrağı çıkarmak istiyorlar. Kadınlar çıkarmıyor. O manada söylüyoruz. Anladım. Şimdi ben bu bayrağı duyduğumda tüylerim diken diken oldu. Bayrağın tamamı kanlıymış arkadaşlar. Aynen. Komple şehit kanıyla sulanmış bir bayrak. Şu an kelimeleri tam olarak böyle düzgün konuşamıyorum. Benim gibi akışkan konuşan birisi bile tutuldum şu an. Gözüm bundan alamıyorum. Siz anlatın. Ben çok duygulandım şu an. Yani siz de o kadar haklısınız. Biz de anlatırken aslında zorlanıyoruz yani. Evet. Bir duygu var bizde de. Bu Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış gazi bayrağımız. Bayrağın her yeri tamamı kanlı. Yani şehit kanıyla örtülü. Ve bayrağın bazı ayrıntılı noktaları var. İşte yine o zamana göre normal bir şekilde dikilmemiş. Elle dikilmiş bayrak. Yıldızımız normal bir şekline göre değil. Ayımız normal şekline göre değil. İçerisinde üzerinde yani sıçramış kanlarımız var. Ve bazı deliklerimiz var, yıpranmışlıklarımız var yine. Bir tarihimizin olduğu belli oluyor. Böyle. Zaten ben tarihim diye bağırıyor. Aynen öyle. Gözümü alamıyorum şu anda. Bulunduğu kütüphane de 950 kütüphanesi zaten. Tamamen işte Osmanlı tarihidir, işte Türkiye Cumhuriyeti tarihidir, işte bayrağın geçmişi tarzında. Burası da önemli. Genel olarak işte tarih, yüksek lisans yapan insan, çocuklar, gençler için ayrılmış. İşte müzecilik yüksek lisans için ayrılmış bölümümüz. Burası aynı zamanda kütüphane. Yüzlerinden tanınabilir oldukları için isimlerini yazmadılar arkalarında. Evet. Dönemlerinde giydiği kıyafetlerden anlıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turdu. İyi ki gelmişiz. Valla siz de Burca'ya, İzmir'e yolunuz düştüğünde mutlaka bu müzeyi kesinlikle görmelisiniz. Yani üzerinde daha söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Mutlaka gelin buraya. Burayı gezin. Ver mehteri dostum.